Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere hayatımıza yeni giren IYS yani İleti Yönetim Sistemi'nin nasıl kullanılabileceğini göstereceğim. Aslında kullanımı son derece basit. E-Devlet'e girip hemen bu sistemden yararlanabiliyoruz. Öncelikle bu sistemin ne işe yaradığını size biraz anlatmak istiyorum. İleti Yönetim Sistemi arkadaşlar geçtiğimiz yıldan beri böyle çalışmaları vardı zaten. Hatta son dönemde çıkacaktı, ertelendi vesaire. Sonunda hizmete sunulmuş durumda. Bu sistem ile sizi arayan ve mesaj gönderen kurumsal şirketleri engelleyebileceksiniz arkadaşlar. Örneğin herhangi bir banka sizi arıyor ya da sık sık mesaj gönderiyor ve siz de bundan rahatsızsanız ileti yönetim sistemine girerek bu bankanın onaylarını kaldıracaksınız ve size mesaj atmasını ya da sizi aramasını engellemiş olacaksınız. Tabii aklınıza şu soru gelebilir. Bu sistem beni arayan spam numaraları ya da gelen spam mesajları engelleyebilecek mi? Hayır arkadaşlar. Yani bu son dönemde özellikle böyle bahis sitelerinden ya da ne bileyim böyle arıyorlar sizi, yok aboneliğiniz bitti, internet aboneliğinizi yenilemek isterseniz işte yardımcı olalım zart tut gibisinden bazı aramalar geliyor. Bu aramaları engelleyemiyor arkadaşlar. Örneğin bana da sürekli geliyor bu tarz aramalar ya da mesajlar vesaire. Ne yapıyorum? Ben bunları kara listeye ekliyorum. Siz de eğer kara listeye eklerseniz ya da bu aramaları engelleyebilirsiniz, kurtulabilirsiniz. Fakat bunun dışında bu tarz aramalardan kurtulmanız şu anda IYS sistemiyle mümkün değil. IYS sistemi bize neyi sağlıyor? Banka gibi, hastane gibi, işte giyim sektöründeki şirketler olsun, gıda sektöründeki şirketler olsun, bu tarz yerlerden gelen mesajları ya da aramaları engelliyor. Genelde zaten mesaj atıyor bu tarz şirketler. Sallıyorum şimdi. Bir giyim mağazasına gittiniz, alışveriş yaptınız, numaranızı vesaire veriyorsunuz. Çat ne oluyor? Size hemen işte yok şurada şu kadarlık indirimimiz var, burada bu kadarlık indirimimiz var. İşte yılbaşı indirimi, bayram indirimi, sevgililer günü indirimi. Bu tarz mesajlar gelip duruyor. Eğer bunları da almak istemiyorsanız IYS sisteminden basit bir şekilde bu mesaj ve aramaları engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim bu sistemin nasıl kullanıldığına. E-Devlet'e giriyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Henüz bu uygulama E-Devlet'in mobil uygulamasında yok. Yani mobil tarafa girdiğinizde bu IYS sistemini henüz kullanamıyorsunuz. O yüzden web tarayıcısı üzerinden kullanmanız gerektiğini size hatırlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar E-Devlet'i açtıktan sonra arama çubuğuna IYS yazıyoruz. Enter'a bastığımız zaman zaten tek satır Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu hizmet karşımıza çıkıyor. Oraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar ben numaramı tanımladığım için çıkıyor. Fakat siz tanımlamadığınız için direkt zaten size diyecek ki işte iletişim adresi ekle diyecek. Siz bir iletişim adresi ekleye tıklayacaksınız. Ardından telefon numarası ya da e-posta adresi. E-posta adresini de gelen işte mailleri vesaire engelleyebileceksiniz buradan çünkü. Buradan arkadaşlar telefon numarasını gireceksiniz. Daha sonra karşınıza döküm halinde gelecek. Şimdi telefon numaranızı tanımladıktan sonra siz onayları yönet sekmesine tıklıyoruz. Onayları yönet sekmesine tıkladığınız zaman izin verdiğiniz, daha doğrusu onay verilen arama sayısı ve mesaj sayısını görebiliyorsunuz. Yani ben mesela 34 şirketin beni aramasına, 47 şirketin de SMS atmasına onay vermişim. Daha doğrusu onay vermemişim de işte numaramı verince oraya onay vermiş sayılmış. Burada arkadaşlar hepsini görebiliyoruz. Sizi arayan ya da mesaj atmasına izni olan şirketlerin hepsi görünüyor burada. Siz de görebiliyorsunuz şu anda. Ne yapacağız? Bunlardan istersek SMS'i kaldıracağız, istersek de aramayı kaldırabileceğiz. Bu tamamen bize kalmış durumda arkadaşlar. Yani siz bana sadece SMS atsın derseniz SMS'i kaldırmayabilirsiniz. Şimdi mesela dönelim şuradan bir tanesini engelleyelim, onayını kaldıralım. Hani onayın kalktığının da nasıl görelim. Mesela bakın ATV sadece mesaj onayı varmış. Onay düzenleye tıklıyoruz. Onay düzenleye tıkladığımız zaman arkadaşlar burada zaten çok basit onay red kısmı var. Buradan eğer size mesaj göndermesini istemiyorsanız red'e tıklıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Kaydete tıkladıktan sonra ileti tercihleriniz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir diye bir onay ekranı geliyor. Geri döndüğümüz zaman onayları yönet dediğimiz zaman bakın şimdi ATV reddedilmiş, evet görüyorsunuz kırmızı olmuş, reddedilmiş bir şekilde karşımıza çıktı. Mesela Akbank'ın hem aramasını hem mesaj atmasını reddedelim.
Gördüğünüz gibi sessiz aramada zaten sessiz arama diye yazıyor. Buradan sessiz aramayı ret diyoruz. Kısa mesaja da ret diyoruz ve kaydet diyoruz. Yine ileti tercihleriniz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir diye çıkıyor. İletişim adreslerimi listeledikten sonra onayları yönet diyorum. Onayları yönet dediğim anda aşağıya iniyorum ve evet gördüğünüz gibi Akbank'ın da bütün arama ve mesaj şeyleri onayları reddedilmiş durumda. Ben bunu açmak istersem arkadaşlar yani atalım ki şöyle bir şey oldu hani reddetmiştiniz sonra dediniz ki ya bu banka beni arasın ya da mesaj atsın. Hemen gelip onay diyorsunuz kaydet dediğinizde de başarılı bir şekilde kaydedildiğine bu şekilde tekrardan izin vermiş oluyoruz. Yani şu var reddedip istediğiniz zaman tekrardan ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Açabiliyorsunuz bu onayları. Gayet basit bir sistem. Herkesin kullanabileceği bir sistem olmuş diyebiliriz. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu arkadaşlar sadece şu anda web üzerinde var. Yani mobil uygulaması, E-Devlet'in mobil uygulaması üzerinde İYS henüz faaliyete geçmiş değil. Gayet basit bir çalışma sistemi var. E-Devlet'e girip İYS yazdığınız anda zaten direkt karşınıza geliyor. Sonrasında adım adım bütün numaraları vesaire engelleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda size İYS hizmetinin nasıl kullanılabileceğini anlatmaya çalıştık. Bizleri YouTube, Instagram, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.